Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün simit pizza yapacağız. Onun için öncelikli olarak hamurumu mayalayacağım. Bir paket kuru mayam var. Kabımı alıyorum. Bir su bardağı ılık sütüm var. Bir su bardağı ılık suyum var. 4 dolu yemek kaşığı toz şekerim var. Bir su bardağı da sıvı yağım var. Ardından yaklaşık 5 su bardağı kadar un ilavesi yapacağım. Yavaş yavaş yoğuracağım. Tuzu da unumu verdikten sonra ilave edeceğim. Unu kontrollü olarak verelim. İhtiyaç durumunda un ilavesi yapabiliriz. Şöyle yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Artık 2 tatlı kaşığı tuzumu da ilave edip güzelce yoğurmaya devam ediyorum. 5 su bardağı un koydum. Ama hala biraz yumuşak. Un ilavesi yapabilirim. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Yaklaşık bir 10-15 dakika yoğuruyorum ben. Çok daha güzel kıvam oluyor. 6-6,5 su bardağı kadar da un kullandım. En son böyle yoğururken şöyle yumruklayarak yapıştığı zaman şöyle un serpe serpe bir anda böyle unu bocalamayalım. Yoksa hamurumuz çok sıkışık bir kıvamda olur. Hamurum hazır. Artık 1 saat kadar mayalanması için bekleyeceğim. Eğer ılık ortamdaysa bu süre daha da kısa olabilir. Ben genelde kısıtlı vakitlerimde fırını ılıtıp içinde bekletiyorum. Daha çabuk mayalanıyor. Hamurum güzel mayalandı. Artık şekil vermeye başlayabilirim. Öncelikli olarak şurada yarım çay bardağından daha az pekmezim var. Üzüm pekmezi kullandım ben. Şöyle yarım çay bardağından biraz fazla da suyum var. Şöyle karıştıracağım. Hamurlarımdan şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp biraz daha alayım. Önce pekmezli suya, ardından da susama batırıp tepsime yerleştireceğim. Daha sonra ortalarını bardakla bastırıp malzemesini koyacağım. Şöyle. Önce şöyle her tarafını pekmezli suya, ardından da susama. Bütün hamurlarımı bu şekilde şekillendireceğim. Hamurların hepsini bu şekilde şekillendirdim. Ardından bir bardak yardımıyla üzerlerine şöyle bastırıyorum. Bardağın altını hafiften yağlayabilirsiniz. Yapışmasın diye. Bu şekilde. Elimizle de şöyle yerleştirebiliriz. Şöyle. Daha sonra içine malzemesini vereceğim. Hamurların hepsini bu şekilde iyice içlerini açtım. Şu elinizle de bastırıp iyice şekillendirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir salçalı sos hazırladım ben. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı kadar kekik, çok az da suyla salçayı yumuşattım. Öncelikle içlerini salçalı sosumdan sürüyorum. Sosumuzu sürdükten sonra sucuğumu koydum. Siz dilediğiniz malzemeleri ekleyip ya da çıkartabilirsiniz. Ben sucuk, sosis, zeytin ve biber kullanıyorum bugün. Şöyle bir tane biber. Şöyle iyice bastırırsanız eğer içine doğru, kenarları daha güzel böyle bombelenmiş olur. Üzerlerine şöyle kaşar peyniri. İsterseniz alt zemine de kaşar peyniri koyabilirsiniz. Bu şekilde bütün hamurlarımı şekillendireceğim. Hamurların hepsini şekillendirdim. İsterseniz vaktiniz varsa bir 10-15 dakika tepsi mayasında bekletebilirsiniz. 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Simit pizzalarımız pişti, gayet güzel kızardılar. Deneyecek olanlar afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.